Merhaba arkadaşlar, iyi günler. Bugün 20 Aralık 2023. Bugün taban gübrelerinden bahsedeceğiz. Taban gübresi kullanırken nelere dikkat edeceğiz? Taban gübresi kullanırken nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Nelere dikkat etmememiz gerekiyor? Hangi ürüne göre hangi taban gübrelerini seçmemiz gerekiyor? Bildiğiniz üzere çok çeşitli taban gübreleri var. Bundan dolayı taban gübresi seçimi yaparken nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Hangi taban gübrelerini alırken içerisindeki hangi elementlere dikkat olması gerekiyor? Onlarla ilgili sizlere bilgi vereceğim. Şu an elimizde, yani şu an örnek olarak 4-15 var elimizde. Ya tabi taban gübresi farklı farklı 20-20 de var. DAP dediğimiz 18-46 veya 4-15 dediğimiz ya da 13-24-12 dediğimiz çok farklı farklı gübreler var tabii ki de. Piyasada çok farklı taban gübreleriyle karşılaşabiliyoruz. Bu anlatacağım sadece 4-15'e özel değil. Diğer taban gübreleri için de geçerli olan bir durum. Şu an taban gübresi seçimi yaparken özellikle eğer 20-20 seçecek olursak, yani 20-20 seçimi, yani arazimize 20-20 uygulayacaksak eğer, orada kükürt oranına çok dikkat edin. Zaten yazar üzerinde. Şu şekilde mesela 4-15, 15-SO3 veya 35-SO3 diye. 20-20-0, %35 kükürt varsa içerisinde işte 35-SO3 diye açıklamada yazar, yani torbanın üzerinde yazar. 20-20 kullanırken kükürtlüğe çok dikkat etmemiz gerekiyor, kükürtlü olmasına. Hangi ürünü ekiyorsunuz, hangi taban gübresini kullanıyorsunuz bilmiyorum. Normal taban gübreleri kullanırken kükürt oranına çok dikkat ediyoruz. Tabi fosfor içeriği yüksek gübreler de var, 18-46 gibi. Onları da, yani tabi kullanabilirsiniz. Ama kullanırken ürününüz ne olursa olsun kükürt uygulaması mutlaka yapın toprağınıza. Çünkü toprak yapısı için kükürt çok önemli bir elementtir. Toprak pH'sını düzenliyor. Bir de piyasada dediğim gibi çok fazla bir gübre çeşitleri var. Ondan dolayı gübre seçerken tabi bazı seçenekler var. Onlara çok dikkat etmemiz gerekiyor. Şu an mesela diyelim 3-15 var piyasada. 3-15 yerine 4-15 tercih edin. Yani kükürt var içerisinde. 4-15 almaya dikkat edin. Gübrelerimizi de seçerken azot, fosfor, potasyum oranlarına da dikkat edin. Özellikle mesela diyelim fosfor oranına, fosfora bakacak olursanız fosforun çözünebilir oranına çok dikkat edin. Potasyumlu gübre seçecekseniz potasyumun oranına bir bakın. Bir de suda çözünebilir oranına dikkat edin. Yani o demek istediğim husus, şundan bahsediyorum. Mesela 4-15'e baktığımız zaman %15 fosfor var içerisinde. P2O5 diye geçer. Suda çözünebilir fosfor oranına baktığımız zaman %13,5. Yani buradaki %15'lik fosforun %13,5'u çözünebilir bir fosfor. Bu gayet iyi bir oran. Potasyuma baktığımız zaman, şöyle suda çözünür potasyuma baktığımız zaman %15 gösteriyor. Zaten toplamda %15 potasyum var içerisinde. Potasyumun hepsi eriyebilir formda demek ki. Yani bu tarz gübreler, mesela örnek veriyorum, 18-46'yı seçerken içerisinde mesela 46 fosfor varken, bu fosforun en azından %35'i çözünebilir formda olmasına dikkat edin. Bu bir örnek olarak, yani bunu örnek olarak söylüyorum. Ondan dolayı organomineral gübreler oluyor bazen. Onları seçerken özellikle bu oranlara çok dikkat edin. Yani suda çözünebilir oranına bakın. Bir de taban gübresini ne zaman uygulamamız gerekiyor? Şimdi bu ağaç olur. Biliyorsunuz fosforlu gübreler
Ağaçlara eğer uygulayacak olursak bunları toprak altına gömmemiz gerekiyor. Fosfor çok hareketsiz bir element. Hareketsiz olduğu için bitkinin kök bölgesine yakın bir bölgeye gömmemiz gerekiyor. Tarla bitkilerine de gelince toprak altına yani 3-5 santim olur ya da 5-7 santim olur. Mibzerle ya da gübre serpme makinesiyle yani fırfırla atıp üstünü diskaroyla ya da aysanla karıştırıp yani tohum yatağına denk gelecek şekilde gömebiliriz. Yani taban gübrelerini bu şekilde kullanmamız gerekiyor. Bir de taban gübrelerini ekimden hemen önce ya da ekim sırasında mibzerle tohum yatağına uygulamamız gerekiyor. Bunun yanında toprağın pH'sı da çok önemli. Bir de topraktaki özellikle nem oranı çok önemli. Topraktaki nem oranı çok az ise bu belki bitki çimlenmesini bile olumsuz etkileyebilecek. Ondan dolayı fosfor uygularken toprak nemi yeterince olması gerekiyor. Ondan dolayı bu hususlara çok dikkat etmemiz gerekiyor. Fosforu neden ekim zamanı uygulamamız gerekiyor? Fosforu ekimle beraber verdiğimiz zaman bitkinin tam buğday olsun veya mısır olsun tam kardeşleme döneminde ya da verime karar vereceği zaman fosfora ihtiyacı olacak. Fosfor kök yapısı için yani kök gelişimi için çok önemli bir elementtir. Ondan dolayı tam o zamanlarda fosfor ihtiyacı olacaktır. Ondan dolayı çok erkenden fosfor uygulaması yapmayalım. Çok erkenden yaptığımız zaman bitki gelişimini olumsuz etkileyebilir. Bodur bir bitki meydana gelebilir. Ondan dolayı bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Fosfor pH'dan en fazla etkilenen elementtir. Ondan dolayı bir de bundan dolayı ekimle beraber uygulamamız gerekiyor. Fosfor hem kök gelişimi için hem de bitkinin meyveye yani meyve olsun ondan sonra ürün olsun bir nevi döllendirici de diyebiliriz yani. Diğer bir tabirle döllendirici de diyebiliriz. Yani ürün artışı için önemli bir element. Taban gübresi seçimi yaparken bunlara çok dikkat etmeliyiz. Bu anlattıklarıma özellikle çok dikkat etmeliyiz. Kendi araziniz varsa mesela bir sene buğday ekiyorsanız veya bir sene arpa ekiyorsunuz veya farklı farklı ürünler ekiyorsunuz. Ekimi yapıyorsanız gübrelemeyi şu şekilde de yapabilirsiniz. Yani bir sene potasyumlu gübre kullanıp bir sene potasyum olmayan bir gübre kullanabilirsiniz. Evet arkadaşlar kısa bir bilgilendirme videosu oldu. Bu videonun sonuna gelmiş bulunuyoruz. Eğer soracağınız sorular olursa bu hususla ilgili yorumlara yazabilirsiniz. Evet arkadaşlar bu videonun sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.